Arkadaşlar merhabalar tekrardan. Hoş geldiniz. Bugün dostlarım yeni Haaland sezonunun etkinliğini tanıtacağım. Hemen zaten bize Haaland'ımız karşılıyor. Diyor ki: "Merhaba şef. Heyecan verici maçlarla dolu bir etkinliğe başlamaya hazır mısın?" Tabii ki de hazırım Haaland'cığım. Hadi devam edelim. Futbol topu kazanmak için çok oyunculu modla üstlere saldır. İlerledikçe altın çizme, madalyaları ve başka özel ödüller kazanacaksın. Rakiplerinden ne kadar fazla futbol topu alırsan o kadar fazla altın çizme madalyası kazanırsın diyor. Ve bunları da harcayacağız diğer etkinliklerdeki gibi. Ve burada dostumuz atıcı dev. Evet yine karakter. Etkinlik karakteri. Ee, atıcı dev sana yardımcı olabilir diyor. Şu ilerleyelim. Ayrıca sarı kart büyüsü. Evet yeni büyü büyüğümüz var. Sarı kart büyüsünü de denemek isteyebilirsin diyor. Şöyle ilerleyelim. Altın çizme madalyalarıyla tüccardaki deko, e, dükkanından özel ödüller alırsın falan filan. Bol şans diyor. Şimdi ilk etapta şurada dostlarım zaten görüyorsunuz. Şöyle bir hemen alalım futbol kampından. Şimdi Haaland ile Clash'a hoş geldin. Devam et diyeceğim. Burada zaten altın çizmelerimiz var. Bu altın çizmeleri biriktireceğiz. Yanlarında tabii ışıltılı cevherlerimiz var dostlarım. Buradaki cevherleri toparlayıp yine Yeni Ekipman. Evet. Yeni ekipmanımız arkadaşlar. Geliştireceğiz. Onu da göstereceğim. Ve şurada zaten sarı kart büyüsünü ve atıcı devi gördünüz dostlarım. İsterseniz şöyle bir yavaştan elmaslarla full yelim dostlar. Şimdiden söyleyeyim. Eğer yarın Büyük yarın mı gelecek? Evet yarın gelecek. Siz bir gün önceden tanıtımını izleyeceksiniz. Yarın da etkinlik geliyor. Şuradan dostlarım içerik üretici kodumu yazıp beni ücretsiz desteklemeyi unutmayın. Bunu yazmak ücretsiz hali hazırda alacak olanlara duyurulur. Şöyle ilerleyelim abicim. Atıcı dev. Şimdi bu atıcı dev dostlarım şöyle 3600 isabet puanı var. Adı üstünde atıcı gibi böyle sektire sektire bir bomba mı artık top atıyor arkadaşlar ve çok ciddi hasar veriyor. Evet. Çok ciddi hasar veriyor ve şuradan öfkelendirdiğiniz zaman var ya mükemmel. Zaten taç atışı diyor. iki kez zıplatır. Duvarları yok eder. Evet duvarları direkt yok ediyor dostlarım. Yere indiğinde 1650 hasar verir diyor. Deneyeceğiz zaten. Saldırılarda alalım bunu. Bir de şöyle yine burada %30 eğitim %30 evet. eğitim hızlandırma var İlerle, dükkan elmas bitti la İlerleyelim ve sarı kart büyüsüne gelelim sarı kart büyüsü de dostlarım tek bir yer kaplıyor ve burada savunma binaları kahramanlar olmak üzere direkt oyundan belli bir sürü arkadaşlar e, devre dışı bırakıyor zaten ne rakiplerimiz oradaki binaları görüyor ne de rakip e, binalar bizim askerleri görüyor gördüğünüz üzere bakın bekliyor ta ki etkisi geçecek etkisi geçtikten sonra artık yine birbirlerine dalacaklar güzel bir büyü arkadaşlar. Özellikle kahramanları belli bir süre egale ederek dostlarım çok ciddi avantaj sağlayabilirsiniz bu sarı kart büyüsüyle. Ve bir yer kaplaması mükemmel. Hani böyle 3-5 yer kaplamıyor. Şu ilerleyelim bunu da alacağım bunda deneyeceğiz dostlarım. Şu i̇lerle ilerle ilerle. Zaten 90 elmasları verdikten sonra çok da uzun değil bildiğim kadarıyla. Şöyle bas bas. Uzun muymuş bir dakika 1600'da falan bitmesi gerekiyor. Aynen 16000'de 1600, 16 bitmesi gerekiyordu. Ve tabii ki yine bonus yolu var. Buradan da 1560 tane daha gelecek. Tabii dekorasyonlar vesaire. Ben bu sefer beğendim. Onu baştan söyleyeyim dekorasyonlar da güzel. Bundan bahsetmiyorum yani futbol kampından bahsetmiyorum. Bir ücretsizlerden bakalım ne kadar gelecek şöyle çizme. Şöyle daha doğrusu altın ayakkabı. Bunları bir alalım. Parlak cevherler klasik zaten hepsinden aynı. 3100 veriyor. Bir de etkinlik şeyini açalım. Etkinliği aldık da açıldı mı etkinlik? Yok. Açılmadı bir dakika. Heh, şimdi açıldı abicim. Şöyle bir ilerleyelim. Zaten güzel güzel cevherler veriyor. Zaten bu etkinin bir nevi diğer amacı arkadaşlar cevher kasmak. Şöyle alalım ve bu arkadaşlar etkinlikte kostüm geleceğini söylemişlerdi. Zafer sütü mü? Evet zafer sütü diye bir dekorasyon varmış. Şöyle ilerle ilerle ilerle. Ne kadar etti? 8100. tabii buradaki bonus yolları da var dostlarım. Yani 1430'da alırsanız totalde etkinlik biletilen 9660 tane alabiliyorsunuz. Ha, kraliçe geldi dostlarım. Bakın kraliçe burada zaten. Bu kraliçeyi de isterseniz alabilirsiniz ama önceliğimiz dikenli top olacak her zaman. Burada zaten bunu da göstereyim. Atış hasarı 1 level için dostlarım 1 ve burada hedef sayısı 3. Bu 1 seviyesi için ve bu destansı olduğu için 27 level'e kadar yükseltebiliyorsunuz. Son seviyesini de göstereceğim. Şöyle 3000 e bunu aldığımız gibi 5130 kaldı. Tabi bonus yolu daha bitmemiş. Tabi yine burada bakayım ne kadar 1030'da yine iki tane kahraman kitabı büyük kitapları vesaire var. Ama harbiden diyorum bu zafer kupasıdır. ilk defa dekorasyonları beğendim dostlar ama büyük ihtimalle bakayım sanki Supercell bu sezon bize bir tane verecek mi lan? de dede kostümü altın bilet aldım dede kostümü verse bir alabilirim belki bir hesabıma buradan futbol kreşisi ama %99 diğer hesaplarımda ışıltılı cevherden böyle bayacağım abicim bayacağım hepsini ışıltılı cevher alacağım dostlar çünkü burada en mantıklısı bunu almak 10 tane alabiliyorsunuz ve yeni Dikenli topu yükseltmemiz gerekiyor. En yani kalırsa belki dekorasyon belli olmaz. Şimdi dostlarım burada görüyorsunuz 27 levele çıkarttık. Hemen buradan bakalım. Atış hasarı 3250'ye çıktı. 9 hedef sayısı var gerçekten çok iyi ve kahramana da dostlarım temel saniye başı hasarına 222 ekleyip 3290 da can veriyor. Yani bildiğiniz şampiyon 2.0. Bu kadar basit yani şampiyon 2.0'ı getirmişler krala. Güzel olmuş 2 iki, e, iki tane kahramanın yeteneğini birleştirmek. Güzel. Şimdi binalara zaten hasar verir deneyelim. Mesela direkt şuradan dostlarım bir full tek tür saldırı yapayım mesela. Şuradan bir de bunları alalım mesela örnek veriyorum. Aldık gayet güzel. Mesela direkt saldırımızı yapalım. Direkt yapacağım saldırı savunma binalarını ve bu yeni atıcı devin nasıl çalıştığına bakmanızı isteyeceğim. Bakın bıraktığınız gibi ilk etapta kilitlendiği en yakın binadan vuruyor ve şuradan arkadaşlar gayet yüksek bir hasarla binaları yıktıktan sonra dev mantığı yani direkt savunmalara gidiyor gördüğünüz üzere. Bu şekilde çalışıyor. Mesela birkaç tane bırakalım şöyle abicim. Bakın. Şöyle her bir binaya birer tane bıraktım. Mesela. Şöyle gönder gönder gönder. Bakın, gayet güzel hasar veriyor. Hasarda gayet iyi. Özellikle atıcı devi özel düzenler olabilir mesela. Onlarda kullanabilirsiniz bu etkinlik askerini. Tabi hiçbir asker etkinlik askeri bu mutant askerler kadar güzel olamayacak. O tartışmaya kapalı bir konu. Ama bence fena değil. Ben burada en çok düdüğü beğendim. Bakın mesela kraliçeyi basıyorum. Krelçi Sarı kartla şu an arkadaşlar oyun dışı. Şampiyona tıklıyorum. Tıklayamadım. Buna dikkat edin mesela. Yakınlaştırıp bırakırsanız daha iyi olur. Mesela buradan hem ilk sayını hem de şampiyonu dostlarım e, devre dışı bıraktık. Mesela kral burada. Krala bak bırakıyorum. Askerleri gönder. Gördüğünüz üzere kral hiçbir şekilde bizim kahramanlarımıza bulaşmıyor, rahatsız etmiyor. İsterseniz bir kere daha bırakabilirsiniz. Bakın kralın da özelliğini otomatik kullandı. Nereye kadar gittiğini siz gördünüz ve Monolith'in ne kadar ciddi hasar verdiğini, şuradaki kartal topa ne kadar ciddi hasar verdiğini görmüş oldunuz dostlar. Yani bence gayet güzel büyü geliyor. Büyüyü çok beğendim. Kralın özelliği de mükemmel. 27 level ilk defa bir destansı 27 levele kadar yükselteceğim. O yüzden uzun süredir inanılmaz derecede hem Lig'den hem Lig sırasında klan savaşlarından daha öncesinde de tabii yine Cevfer baskın madalyalarından cevher vesaire alıyordum dostlar. Ee, o yüzden bekletiyordum. Ya baksanıza sadece atıcılarla %70 vesaire hero'ların desteğiyle vesaire bir şeyler aldık. Ve ben öylesine saldırı yaptım arkadaşlar. Bence şuradaki yeni büyü inanılmaz can yakacak. Onu baştan söyleyeyim. Nerede o büyü? Aha da burada. Kaç saniyemiş bir dakika var mı? Süresi bir dakika üretilme süresi vesaire yazıyor. Yok bir sayacağım bir dakika. Bir dakika sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Büyük ihtimalle 15 saniyedir arkadaşlar. Bunun süresi bir dakika notlarda belki yazmışlardır. Ben niye buradan bakmadıysam. Yok maalesef dostlar hiçbir şekilde yazmamışlar kaç saniye olduğunu. Sadece saat 6 Mayıs İngiltere saatine göre 12'de yayınlayabilirsiniz. Normalde Finlandiya saati olur da niye bu sefer İngiltere yazmışsalar bilmiyorum. Onun dışında farklı bir detay bilgi yok. Ama 15 saniye olduğunu söyleyebilirim. Ve tekrardan bilgilendirme amaçlı söylüyorum dostlarım. Bakın zaten bu sezon 7'sinde başlayacak. Etkinlik takvimde yazıyor. 7'sinden 23'üne direkt Haaland madalya etkinliği diye. Bir de dostlarım burada... 18'inden 27'sine kadar olacak ee, seri etkinliği var ya geçen sezon olduğu gibi. O bu sezon yok arkadaşlar. Çünkü klan oyunları başlayacak. Bir de community topluluk etkinliği bir şey diye bir şey var yaklaşık 9 gün sürecek olan bu topluluk etkinliğinde de sıkıştırmak istememişler O yüzden direkt bu seri etkinliğini kaldırdılar. Yani 18'inden 27'sine olan etkinlik yok. Bilginiz olsun. Daha önce videomda söyledim. Bunda da söylüyorum. Ee, bakalım community etkinliğinde ne gibi bir ödül verecekler bize. Onu bilmiyorum. Daha paylaşmadılar. Bu aralar özellikle dikkat etmeye çalışıyorlar. Özel bir işbirliği olduğu için. Ekstra bilgi vermiyorlar. Son dakikaya kadar bekletiyorlar. Sonra bilgileri veriyorlar dostlarım bizlere de. O yüzden yine bunlar hakkında da bir paylaşım yapılırsa direkt sizlere aktaracağım. Şu an için göstereceklerim bu kadar dostlarım. Şurada yerleştirmemiş binalarda da tabii yine koyabilirsiniz. Alalım. çok fazla dekorasyonlar verdiler biz ilettik yani köyün köşeli noktalarını yani şu köşeleri bir iki katman yaparsalar yani dört karoyu çıkartırsalar güzel olur en azından çünkü iki karo artık gerçekten ama gerçekten yetmemeye başladı şöyle bakın normalde tam yetiyor da kilitli orayı açmaları gerekiyor onu yaparsalar güzel olur en azından diyeceklerim bu kadar o zaman ne yapıyoruz bir sonraki bölümde. görüşmek üzere diyoruz kendinize çok iyi bakın adios amigo bay bay